Kelime Önkârı YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere en popüler bulmaca oyunlarından biri olan Brain Out'un yeni oyunu Brain Fight'ın tüm cevaplarını ve çözümlerini göstereceğim. Ben bu oyunu yani bu oyunun bu videosunu çekerken şu an güncel olarak 103 bölüm var. Siz bu videoyu izlerken daha yeni bölümler gelmiş olabilir. Yeni gelen tüm bölümlerin en erken siz cevaplarına ulaşmak istiyorsanız mutlaka Kelime Önkârı kanalını takip edin. Hemen aç diyerek buradan gördüğünüz gibi ben 103 bölümün tamamını bitirdim burada. Şu şekilde. Aynen Türkçe olarak ve İngilizce olarak da kanalımda mevcut. Ayrıca bu yanda yer alan tema kısmında şu an 3 tane hayvan var. İleride dediğim gibi daha güncel olanlar gelmiş olabilir. Ama en kısa sürede geldikleri zaman benim kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi seviye birden başlayarak ben size bütün bölümlerin nasıl geçileceğini göstereceğim. Level 1'e geldik. Burada bizden bu küçük ördeği bulmamız isteniyor. Burada zaten ortadaki yukarıdaki ördeğin sırtında. İkinci bölümde bizden çilekli bir pasta isteniyor. O da bu, burada gördüğünüz gibi. Üçüncü bölümde bizden gizli portakal bulmamız isteniyor. Zaten bize bir ipucu verilmiş. Karpuzu sola doğru çekin diye. Karpuzun altındaki portakalı bulduk. Şimdi bizden sağa doğru kanadını kaldırmış olan ördeği bulmamız isteniyor. Bu sebeple Ekranımızı sağa doğru kaydırıyoruz ve burada bir ördek çıkıyor. Buna dokunuyoruz. Level 5'te bu balonu bu pompanın ucuna doğru getirip pompaya 5 kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi şeker çıktı ortaya. 6. bölümde önce suyu sonra gübreyi çiçeğimize veriyoruz. Güneşin önündeki bulutu kenara çekiyoruz ve açan çiçeğe dokunuyoruz. Level 7'de bizi limonlar limon bir limon olan içindeki içinde bir limon olan üç tane bardak karşılıyor. Hangisinde olduğunu unutmuyoruz. Sonra onu havaya kaldırıyoruz ve limona dokunuyoruz. Level 8'de bu oyun için kaç puan verirsin diyor. Burada 10 ya da 100'e aynen 100'e dokunacağız ve böyle bir şey gelecek. Ona dokunuyoruz sonra bize bir uyarı çıkacak. Bunu kapatabilirsiniz. Devam ediyorsunuz. Domuz kumbaramızı yukarı doğru çekip bırakıyoruz. Bu kırılınca içindeki paraya dokunuyoruz. Burada sağ en üstteki tipin ağız kısmını aşağı doğru çekiyoruz. Ki böylece gülüyor. Level 11'de tüm sayıları biriktir diyor. Burada cevap işte 2, 5, 4, 1, 3, 6'nın toplamı olan 21. Tamama da basıyorum ama şu an içinden bir anahtar çıkmıyor. Hatta zaten ipucunda da kullandım. Şifre 21 yazıyor ancak burada şu an uygulamanın hatasından büyük ihtimalle bir anahtar çıkmıyor. Sizde bu hata düzeltilmiş olabilir. O yüzden ben burayı geçeceğim. 12. bölümden devam edeceğim. Anneannenin gözlüklerini bulmamız isteniyor. Önce bu ipi kediye veriyoruz. Sonra gazeteyi de anneanneye veriyoruz. Zaten gözlükler otomatikman gözüne gelmiş oldu. Burada elmas nerede diyor. Bu bebeğin üstüne ve altına basıl tutup parmaklarınızı böyle ayırıyorsunuz yukarı aşağı doğru. Yani orta kısmını açarak elması alıyoruz. Burada hadi saklambaç oynayalım diyor. Önce Dolabın sol kapağına bir kere dokunuyoruz. Elbiseleri sağa çekiyoruz. Çocuğu da dışarı çıkartıyoruz. Ve sonra çocuğa dokunuyoruz. Burada imdat kedim yok diyor. Adam elindeki kelebeği bu taraftaki kuyruğu gözüken kediye doğru tutup e, sürükleyip sonra kediye dokunuyoruz. Burada beni dışarı çıkart diyor. Burada görevlinin gitmesini bekleyeceğiz buradaki görevlinin. Evet şu an gitti. Sonra yastığı yukarı çekip altındaki çekici bu şekilde yerdeki çatlağı vuruyoruz ve anahtarı alıyoruz. Burada en büyük buluş diyor. 6'ya üst kısmından dokunarak çeviriyorsunuz böyle 360 derece ve o 9 oluyor. Sonra 9 kere buradaki kısımlara dokunuyorsunuz. En sonunda bu fosile dokunuyorsunuz. Elmas yüzüğümler de diyor. Sağdaki kutuyu açıyoruz. Kutunun kapağını. Bir kere köpek maması çıkıyor. Mamaya bir kere dokunuyoruz. Köpeğin burnuna götürüyoruz. Köpek yedikten sonra onun dış kısmına doğru bu suyu sürüklüyoruz ve elmasa tıklıyoruz. 19. bölümde bana bir muz ver diyor. Eldivenin sol kısmındaki ya yani, e, serçe parmak olan kısmını alıp bir de pompanın arka kısmını alıyoruz, birleştiriyoruz. 20. bölümde Kurnaz sincap diyor. Burada bütün delikleri birleştiriyoruz. Sonra kurnaz çıkacak, sincap çıkacak şimdi. Sonra çekişte de ona bir kere vuruyoruz. Ya vurmuyoruz da. Sürüklüyoruz çekici. O kendi otomatik vuruyor. Öğretmen eşyalarını kaybettin diyor. Camı yukarı doğru sürüklüyoruz ve güneş gözlüğüne dokunuyoruz. Burada yavru köpek çok yaramaz diyor. Bir parmağınızda televizyonun kablolarına diğer parmağınızda da fişten gelen e, şeyinin kutusunun e, ana kablolarına dokunuyorsunuz aynı anda. Televizyon açılınca da köpeğe dokunuyorsunuz. Hamam böcekleri nereye gitti diyor. Termosun kapağını bir kere sağa çekiyorsunuz. Sonra bir kere daha sağa çekiyorsunuz ve bir kere yukarı sürükleyip onu ayırıyorsunuz. Sonra telefonunuzu baş aşağı çeviriyorsunuz. Ve hamam böceğine dokunuyorsunuz. Level 24'te sihir yapabilir misin diyor. Kaşın sağ ve sol kısım uçlarını basılı tutarken parmaklarınızı birbirine yakınlaştırıyorsunuz ve bükülmüş kaşığa dokunuyorsunuz. Burada açım diyor. Burada buradaki çatlakta yine görevli gittikten sonra bir gitsin. Yine böyle yastığı çekip çekişte vuracaksınız. Burada bir anahtar çıkacak. Bunları tema için kullanacaksınız ama bu bölümü geçmek için kilit olan kısmı yukarı doğru çekiyorsunuz. Ve buradaki elmaya dokunuyorsunuz. Vampir avcısı diyor. Bu adamı alıyorsunuz. Buradaki şuradaki ota doğru sürükleyip sonra bu sarımsağı alıp öndeki vampire yani adama veriyorsunuz. O vampir oluyor zaten. Küçük ördek nerede diyor. Burada ördekleri sırasıyla sallayacağız. Hangisinden çıkarsa. Aynen bundan çıktı. Gördüğünüz gibi ikincisinde. İkinci denememizde. Sana tatlı vereyim diyor. Yine telefonunuzu baş aşağı çeviriyorsunuz. Ve keke dokunuyorsunuz. Level 29'da gözünü test et diyor. İki parmağınıza kalabalığa basılı tutarken sağa doğru çekiyorsunuz. Vız 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 diyor. Burada ölmüş sinek bulacağız. Herhangi bir sineğe 10 defa basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sonra da Yerdeki dokunuyorsunuz. Bir tabak çorba yap diyor. Önce bu tencereyi çöp kutusuna sürükleyerek içindeki kirlileri alıyoruz. Sonra buradaki 5 malzemeyi bunun içine koyarak çorbamızı hazırlıyoruz. 32. bölümde hangi bardakta limon vardı? Burada hangisinde olduğunun bir önemi yok. 2 bardağı birden yukarıya kaldırıyorsunuz ve düşen limona dokunuyorsunuz. Sadece iki insanlar tahtı miras alabilir diyor level 33'te. En anahtara Basıl tutuyorsunuz ve kopyaya basıyorsunuz. Ve buradaki taca dokunuyorsunuz. Tehlikeli mallara dokunma diyor. Tabii çeviriler hiç güzel değil ama olsun. E, tüpün ağız kısmına basıl tutarken telefonunuzu yavaşça sallıyorsunuz. Zaten o mavi ve kırmızın karışımından mor renk oluyor. Karanlık lambayı aç Yukarıda yer alan ipucu simgesindeki ampulü alıp bu lambanın içine sürüklüyorsunuz. Sonra lambaya dokunuyorsunuz bir kere. Ejderha'yı yen diyor. Orta kuledeki camdaki bu nesneyi silgi gibi kullanarak ejderha'yı siliyoruz. Sürekli sürükleyin. Ejderha silindikten sonra arkadaki hazineye tıklıyoruz. 38. level'da pembe domuz nerede diyor. Burada domuzun burun kısmına basıl tutuyoruz. Bir yaklaşık 5 saniye. Gördüğünüz gibi pembe oldu. Sonra da domuza dokunuyoruz. 38. kediyle oyna diyor. Kedinin önce bir baş kısmına bir de ayak kısmına iki parmağınızı dokunup yukarı doğru çekiyorsunuz. Sonra da çıkan yün yumağına dokunuyorsunuz. Ortaokul öğrencileri bunu yapabilir diyor. Sarı ve mavi olan maddeleri aynı tüpe koyup tüpün ağız kısmına basılı tutarken telefonunuzu birazcık sallıyorsunuz. Bu zaten yeşil oluyor. Hangi müzik aletini çalarsın diyor. Buradaki dört nesneyi de telefonun içine koyuyorsunuz. Sonra telefonunuzun ses açma tuşuna bir kere basıyorsunuz. Sonra çıkan notaya tıklıyorsunuz. Ben geri kapatayım yine sıfırda kalsın. Kurt geliyor diyor. Ee, burada ortadaki koyuna elin iki parmağınızla birlikte üzerindeki şeyi kostümü kenara çekiyorsunuz ve kurta dokunuyorsunuz. Bu arada bu videonun müziği yok. Sadece aradaki sesler var. Bunun sebebi de videonun müziğinin telifli olması. Bu sebeple YouTube'a yüklerken sıkıntı yaratması. Hım kötü adam diyor burada. Çöp kutusuna 3 kere dokunuyorsunuz. Sonra telefonunuzu baş aşağı çeviriyorsunuz. Ve mektuba dokunuyorsunuz. 43. bölümde bugün o balığı istiyorum diyor. Alttaki sol solucanı oltanın ucuna doğru sürükliyorsunuz. Sonra telefonunuzu bir kere sallıyorsunuz. Sonra gelen balığa dokunuyorsunuz. Maymun gel diyor. Burada kenardaki muzu seyircilere doğru sürükliyorsunuz. Tabi verebilirsem Veremedim. Heh, verdim şu an. Adam yedikten sonra zaten çöpünü atıyor. Çöpüne dokunuyorsunuz. Bir tane daha istiyorum diyor. Masanın sol yanındaki bu e, ayağını alıyorsunuz. Bir de taşı buna sürükleyerek bir sopa yapıyorsunuz. Onu da kumbaraya sürükleyip içindeki paraya dokunuyorsunuz. Tekrar mı diyor. Yine burada limon takip ediyorsunuz. Bunda. Sonra bunu hafif yana çekerek telefonunuzu bir kere yavaşça sallıyorsunuz. Ama bunu yukarı kaldırmayacaksınız. Böyle yandan. Şu şekilde yandan sürükleyeceksiniz. Sonra da limona dokunacaksınız. Standart bir daire çiziyor. İki parmağınızla ekranı büyütüyorsunuz. Küçültüyorsunuz daha doğrusu. İki parmağınızı birbirine yakınlaştırarak ve pergele dokunarak bir daire çizdirip daireye çembere dokunuyorsunuz. Açsın diyor. Buradaki tabi açsın derken çiçek açsın demesi lazımdı ama buradaki buza basılı tutuyorsunuz birkaç saniye. Buz İki erime evresi geçiriyor. Tamamen solduktan sonra çiçeğe sürükleyip açan çiçeğe dokunuyorsunuz. Hı balık nereye gitti diyor level 49'da. Yine solucanı aynı daha deminki gibi oltaya doğru veriyorsunuz. Sonra kedi bu şekilde sallıyorsunuz. Ve gelen balığa dokunuyorsunuz. Bu sefer telefonunuzu sallamıyordunuz 49'da. Kimin en iyi göründüğünü düşünüyorsun diyor. Ekranınız yine bu şekilde iki parmağınızı birbirine yakınlaştırarak küçültüyorsunuz. Güzellik kapalıya basıyorsunuz ve sonra sol alttaki kıza dokunuyorsunuz. Yapboz meydan okuması diyor. Burada yapboz parçalarını yerine yerleştiriyorsunuz. Zaten yapboz parçaları yerlerine yakın gelirken oturduğunu hissedersiniz oraya geldiğini. Ama bu parça hem buraya hem de buraya oluyor. O yüzden bu parçaya basılı tutuyorsunuz. Kopya'ya basıyorsunuz. Oluşan parçayı diğerinin yerine koyarak tamamlıyorsunuz ve sonra ortadaki şatoya dokunuyorsunuz. Bir beyaz tavşan çarptı diyor. Beyaz yazan yere sürekli sürükleyerek beyazı yok ediyorsunuz. Alttaki gördüğünüz gibi beyaz tavşan siyah oldu. Telefonunuzu başa aşağı çeviriyorsunuz ve siyah tavşan çıkıyor. Ardından prensesi kurtar diyor level 53'te. Güneş alıyorsunuz. Bu elf'in kafasına getiriyorsunuz. Prenses kostümü çıkartıyor ve prensese dokunuyorsunuz. Yeni çoraplarımı gördüm diyor. Önce maskeyi çocuğa sonra da eldivenleri veriyorsun. Sonra bu şekilde adamın ayağındaki ayakkabıya doğru sürükleyip kırmızı çoraplara dokunuyorsunuz. Bana bir yumurta verdi. Önce bu ibikli kısmındaki yani kırmızı başındaki kırmızı şeyi kenara alıyorsunuz. Sonra kuyruğunu kenara alıyorsunuz. Gelen yumurtaya tıklıyorsunuz. Neville 56'da çok tembel yavru köpek diyor. Çöp kutusundaki parmağınızı basılı tutarken birazcık sola çeviriyorsunuz. Alttaki pedala dokunuyorsunuz. Dışkıya dokunuyorsunuz. Senin için bir sihir hilesi diyor. Şapkayı adama veriyorsunuz. Sonra adamı ekranın dışına çıkartıyorsunuz. Seyircilerin attığı terliğe dokunuyorsunuz. Sınıfta Sınıftan sonra badminton oynar. Diyor. Sağdaki çocuğun çantasına bir kere dokunun. Sonra telefonunuzu iki kere sallayın. Gördüğünüz gibi badminton topu geldi. Level 59'da prensesimi ver diyor. Bu e, ejderhaya yakınlaştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi prenses zaten ejderhanın sırtında. Level 60'da kurt bu sefer kuzu taklitimi yapacak diyor. Güneş alıyorsunuz, ekranın dışına sürüklüyorsunuz. Gece olduktan sonra zaten ortaya çıkıyor. Level 61'de elizin test et diyor. Burada bunu Yukarı kaldırdıktan sonra koltuk altlarına dokunuyorsunuz bunun. Böyle güldükten sonra da gülme ifadesine dokunuyorsunuz. Kurtun arkası geliyor diyor. Burada yine güneşi dışarı çıkartıyorsunuz. Ekranın dışına çıkartamadım. Yani çıkarttım. Sonra kadın elindeki sarı balonu gökyüzüne sürükliyorsunuz. Adam kurt adama dönüş. Sağlıklı dede diyor. Antenin düz olan değil de diğerini 5 kere alt aşağıya doğru çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağlıklı da ortaya çıktı. Prenses bu sefer nerede diyor? Ek, eliniz e, iki parmağınızla ekranı yine küçültüyorsunuz. Kılıcı buradaki prense verip bunu da ejderhaya doğru sürüklüyorsunuz. Gördüğünüz gibi prenses geldi zaten şatoda. Kuş yumurtasını yakala diyor. Kuş e, yuvasına. E bir parmağınıza basılı tutarken telefonunuzu sallıyorsunuz. Kuş gittikten sonra da yumurtaya dokunuyorsunuz. Kaç kurt geliyor diyor. Bulutlara sırasıyla hani daha demek gibi silgi gibi silgi gibi düşünün parmağınızı ve o şekilde ayrı ayrı sürekli bulutları yok ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi terleyen kurt adam zaten üzerindeki giysileri çıkarttı. Bin dolar meydan okuma diyor. Adama iki parmağınıza büyütüyorsunuz ve cebine bir kere dokunuyorsunuz. Bu gelen bin kağıda da dokunuyorsunuz. Level 68'de kızın okul çantasında ne var diyor. Telefonunuzun ses açma tuşuna bir kere basıyorsunuz. Kulaklığı çıkartıyor zaten. Çocuk soldaki çocuk ve kulaklığa dokunuyorsunuz. Ciğeri nereye gitti diyor. Mama alıyorsunuz ve buradaki kedi mamasının alt kısmına doğru sürüklüyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Kızardıktan sonra fare dışarı çıkıyor zaten. Level 70'de ajanda öge olmalı. Bu gerçekten çok saçma bir bölüm açıklaması. Fırçayı alıyorsunuz ve metne doğru sürükleyip sonra ayakkabıları siyah boyayla boyuyorsunuz. Sonra da bir tanesine dokunuyorsunuz. Başka neyi bulabiliyorsun diyor. Bu bölümde yapmanız gereken şey telefonunuzu e, ekranı düz bir zemine bakacak şekilde yani aşağı bakacak şekilde düz bir zemine bırakacaksınız birkaç saniye. Gördüğünüz gibi gece oldu. Sonra da kurda dokunuyorsunuz. Level 72'de yakma diyor. Bu e, topun ip kısmına yukarı doğru çekiyorsunuz. E, böylece koplu, kopmuş oluyor yakmadan ve tavşana fırlayan tavşana dokunuyorsunuz. İyi ki doğdun diyor. Yerdeki balonun çocuğunu ağzına doğru sürüklüyorsunuz. Sonra iki parmağınızla balonun dışından içine doğru yani balona doğru ellerinizi yakınlaştırıyorsunuz ve alttaki davetiye mi artık işte o karta dokunuyorsunuz. 1000 dolar meydan okuması tekrar geldi. Diyor. Önce şu bombayı patlatmamız gerekiyordu sanırım bu sefer. Aynen bombayı patlattıktan sonra ortaya çıkan elması yakalamaya çalışıyorsunuz. Elmas bin kağıt değerinde zaten. Kağıda dokunuyorsunuz yukarıdaki. Altın jeton bulunmalı diyor. Hırsızın cebini bu şekilde yana doğru çekerek açıyorsunuz. Sonra telefonunuzu bir kere sallıyorsunuz. Yere düşen paraya dokunuyorsunuz. 76'da peynir mi kim çalar diyor. Adamın bize yakın olan taraftaki ayağını çık ayakkabısını çıkartıp çorabında fare deliğine doğru sürükleyip fareye dokunuyorsunuz. Zavallı fare. Öğle yemeği zamanı diyor. Kuşun bir tüyünü bu şekilde çıkartıyorsunuz. Önce ayının burnuna götürüyorsunuz. Bıraktıktan sonra bir kere böyle sürükliyorsunuz. Ayı uyandıktan sonra ayı bal peteğine doğru sürükliyorsunuz ve yere düşen bal peteğine dokunuyorsunuz. 78'de dinozor yumurtası ne kadar büyük diyor. Adamın elindeki aleti kenara çekiyorsunuz. Sonra bir elinizde kemiğin alt kısmını bir parmağınıza. Bir parmağınıza da taşlara dokunurken iki parmağınızı uzaklaştırıp bunları birbirine ayırıyorsunuz. Sonra kemiği dinozora veriyorsunuz. Dinozor da elindeki yumurtayı bırakıyor ve yumurtaya dokunuyorsunuz. Git bunu bul diyor. Alttaki koyunun kostümü kenara çekiyorsunuz. Ve bu kurda dokunuyorsunuz. Level 80'de yavru köpekleri izlemeyi severim diyor. Yukarıdaki köpekleri Yavru köpekleri ifadesine yan alttaki durdurma ifadesine dokunuyorsunuz. Sonra bir kere de basıyorsunuz. Ve köpeğe dokunuyorsunuz. Level 81'de görüş meydanı okuması diyor. Burada limonu kaçırmayacaksınız. Nerede olduğunu. Evet şu an burada. Yine daha deminki gibi bunu kenara çektikten sonra telefonunuzu birazcık sallıyorsunuz. Sonra limona dokunuyorsunuz. Kurtlara dikkat et diyor. Burada e, ayı bu şekilde kenara çekiyor. Yok önce bu köpek kafasını kenara çekiyoruz. Sonra ayı bu şekilde hilali sola doğru çekerek dolunay yapıyorsunuz ve alttaki kurda dokunuyorsunuz. Bir defa daha bin dolar meydan okuması diyor. Bunu da önce şu bombayı bir patlatıp yolumuzu açacağız. Sonra da bu alttaki kapmak yazan yere götüreceğiz ve altındaki bin dolar bin kağıda dokunacağız. Burada çok fare var diyor. Adamın ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartıyoruz. Bu sefer ikisini de. Ve fare kapanını adamın ayağına sürüklüyorsunuz. Adam çekildikten sonra arkadaki fareye dokunuyorsunuz. Ormanın kralı kim diyor. Önce domuza elmayı veriyorsunuz. Sonra balı, Sonra kemiği. Ve sonra da muzu veriyorsunuz. Muzu verirken heybesinde yer olmadığında bize şeyi veriyor. Tacı veriyor. 86'da değerli mücevher kutusu. Mücevher kutusunun alt kısmına kapağına basılı tutarken iki parmağınızla yukarı çekiyorsunuz. Birbirinden ayırıyorsunuz. Sonra içindekileri bir boşaltıyorsunuz. Şu an boşaltamadım. Bir yeniden deneyelim. Evet, bu şekilde alıyoruz. Sonra içindekileri boşaltıyoruz. Sonra şu taraftaki kısma birkaç kere dokunuyorsunuz ve çıkan yüzeye basıyorsunuz. Karanlık ışığı açılıyor. Bu bölümde telefonunuzu gerçek anlamda şarja takmanız gerekiyor. Tamam ben hemen hızlıca takacağım. Gördüğünüz gibi şarj taktım şu an. %54 şarjım varmış. Işık yandıktan sonra da ışığa dokunuyorsunuz. Bir sonraki bölümde niye gardiyanlarda büyük sakal var? Level 88. Sağdaki gardiyana önce parayı veriyorsunuz. Sonra da artık hiç kimse şarap mıdır? Bu şişeyi veriyorsunuz. Sonra adamın yanındaki parayı alıp diğer gardiyanı veriyorsunuz ve kapıya bir kere dokunuyorsunuz. Sonra da prensese dokunuyorsunuz. Sarıdan nefret ediyorum diyor. Sağdaki bıçağı alıp adamın eline yakın olan kısımda ipi böyle kesiyorsunuz sürükleyerek. Yukarı yükselen balonla sonra kırmızı balona dokunuyorsunuz. Level 90'da torunum nerede diyor. Telefonunuzu bir kere sallıyorsunuz. Böylece telefon düşüyor. Telefona bir kere dokunuyorsunuz. Sonra da bu alttaki düğmeye basılı tutuyorsunuz ve ardından da kıza dokunuyorsunuz. 91 de bununla bir süre oyna Burada hangi malzemeyi verdiğiniz önemli değil. Nesne. Bir tanesini kediye verin. Sonra bu malzemeyi dışarı doğru çıkartın. Kedi fırlarken patisine dokunun. Uyku zamanı diyor. İki parmağınızı buradaki artık yumurta görünümlü mü diyeyim. O görünümlü bir basılı tutarken sola çekiyorsunuz. İki kere yapıyorsunuz bu işlemi ve sonra kediye dokunuyorsunuz. Level 93'te poker oynayabilir misin diyor. Önce sol yukarıdaki karta dokunup bir tane kalbi alıyorsunuz. Sonra orta alttakine dokunup bunun ortasındaki şekli kenara çekip sonra da kalbi ortaya yerleştirip bu karta dokunuyorsunuz. Bunu oynayabilir misin diyor. Bu bölümde bak ilk başta açtığınızda ikiye bir olan bir zar var. Bunu geçmek için şöyle yapacağız. Tabi yeniden restartlayacaksınız. Telefonunuzu 12 kere gidip gelmeli. Yani bir kere gidecek bir kere gelecek. Bu şekilde yani toplamda 6 defa gidip gelecek ama siz telefonunuzu 12 defa hareket ettirmiş olacaksınız. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şu an yaptım ben kapağını açıyorum ve üç üstte 6 yanda zar gelmiş oldu. Vak 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 diyor. Telefonunuzu sola doğru çekiyorsunuz. Ardından bu çalıya birkaç kere dokunuyorsunuz. Daha doğrusu sürekli dokunuyorsunuz ve kurbağa ortaya çıkıyor. Sonra kurbağaya dokunuyorsunuz. 96'da hamam böceklerinden nefret mi edersin diyor. Köpeği ekranın dışına çıkartıyorsunuz ve telefonunuzu bir kere sallıyorsunuz. Ve biraz bekliyorsunuz. Cips paketi açıldıktan sonra içinden hamam böceği çıkıyor. Hamam böceğine dokunuyorsunuz. Dondurma yemek istiyor diyor. Sonra kediye birkaç kere dokunuyorsunuz sürekli. Hadi kedi Kedi kalktıktan sonra da otomatikman kumandaya da dokunmuş oldum ben. televizyondaki dondurmaya basıyorsunuz. Çok açım diyor. Soldaki bulutu sağdaki buluta gelip sürüklüyorsunuz bu şekilde ve yanlar e, yıldırım geliyor ve ağaç canmaya başlıyor. Sonra eti ağaca doğru sürüklüyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Et piştikten sonra pişen ete dokunuyorsunuz. 99 o da çok aç diyor. Buradaki ip önce yana çeviriyorsunuz. Sonra ipi buradaki sopalardan birine sürüklüyorsunuz. Çok önemli değil. Bir tane de yapsanız olur. iki tane yapması gerek yok. Bunu ağaca doğru sürüklüyorsunuz. Adam ağaca çıkıp elmayı yedikten sonra çöpünü yere atıyor. Level yüzde uzun süredir kaplıca da olmamıştım diyor. Önce elmayı mı veriyorduk? Aynen elmayı verip sonra diğer malzemeleri bu domuza veriyorsunuz. Sonra domuzun burnuna basılı tutuyorsunuz. Havuzdaki herkes kokudan etkilenip dışarı çıkıyor. Sonra köpek kafalı adamın şortuna dokunuyorsunuz. 101'de hamam böcekleri her yerde diyor. Önce telefonunuzu bir kere saldayın. ve sonra çıkan çöp kutusundan çıkan ekmeği bu duvara, duvara doğru sürükliyorsunuz ve hamam böceğine dokunuyorsunuz. Level 102'de, 102'de güzel sesler diyor. Önce elmalardan bir tanesi alıp yılana sürükliyorsunuz ve mor zehirli elmayı prensese veriyorsunuz. Sonra prens yardım hizmetleri geliyor. Onun ilk yardım çantasına dokunuyorsunuz elindeki. Ne oldu? 103'te 17 yaşındayken diyor. Büyük annenin cebindeki kağıdı böyle basarak değil de kenara sürükleyerek çıkartıyorsunuz. Ve sonra kıza dokunuyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an ben bu videoyu çekerken 103 bölüm vardı ve hepsini size anlattım. Gördüğünüz gibi inşa altında yazıyor burada. Yani yeni bölümler gelecek. Yeni bölümler geldiği zaman tüm cevapları Kelime Ünker YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şimdi ben size bu video fazladan olarak tema kısmındaki zebra, tavşan ve köpeğin cevaplarını da göstereceğim. Önce zebra ile başlayalım. En baştayken yerdeki sopayı alıp buradaki adamın eline veriyorsunuz elindeki eşyayı. Sonra düşen eşyayı zebra'ya veriyorsunuz. Zebra yedikten sonra etrafa bir koku saçıyor. Bu, bu bölüm böyle geçmiş oluyoruz bu kısımda önce şu yerdeki kapı kolunu kapıya sürükliyorsunuz. Sonra duvardaki kıyafetleri zebra'ya sürükliyorsunuz. Zebra giydikten sonra kapıya bir kere dokunuyorsunuz. Boks maçına gelen zebra için önce bu varil yukarı doğru sürükleyip yere bırakıyorsunuz. Sonra eldivenleri zebra'ya veriyorsunuz. Sonra zebra'yı iki parmağınızı büyütüp vurma tuşuna, buradaki vurma tuşuna basıyorsunuz. Şimdi buradayken sürekli bu tuşa basıyorsunuz adamdan daha hızlı e, yüzüp şeye ulaşması için karaya. Karaya ulaştıktan sonra zaten diğer adamı köpek balığı yiyor. Bu şekilde zebra'yı bitirdik. Tavşana geliyoruz. Tavşanda önce kolye bir kere dokunuyorsunuz. Makası alıp elleri bağlı olan tavşanın ellerini doğru sürüklüyorsunuz. Tavşan kurtulduktan sonra kolyeyi tavşana veriyorsunuz. Tavşan kapının arkasına gidiyor ve bir kere düğmeye dokunuyorsunuz. Adam gelip gittikten sonra bu bölümün ikinci kısmına geçeceğiz. Buraya geldikten sonra duvardaki saati gördüğünüz gibi saat 7 ile 9 arasında bu kadının programı varmış. 7 ile 9 arasındaki herhangi bir saate getiriyorsunuz. Mesela 8'e getireyim. Kadın gidecek şimdi. Tavşan da bir ortaya çıkacak. Tavşan ortaya çıktıktan sonra daha deminki sayfaya buradaki okla geri dönüyorsunuz eğer görmediyseniz. Sonra bu duvardaki kıyafeti alıp alttaki kutuya sürüklüyorsunuz. Bu kıyafeti alıp dolaba doğru tutuyorsunuz. Tavşan bunu giyerken daha demek ki kötü adam geliyor. Akıyor üstünü giyiyor. Şimdi bir sonraki bölüme geldik. Bugünün performansı harika. Sunucunun saçını ya daha doğrusu peronu kenara çekiyorsunuz. Fırlatılanlardan acı biberi alıp kenardaki tavşana veriyorsunuz. Tavşan yedikten sonra kendine yaklaşan adama doğru zaten bir ateş fışkırıyor. Bir sonraki bu bölümün bir sonraki yerine geçeceğiz. Buraya geldiğimizde önce telefonunuzu bir kere sallıyorsunuz. Bu çimento adamın üzerine düşüyor. Sonra daha sayfaya gelip buradaki anahtarı, araba anahtarını alıp alttaki kutuya sürükliyorsunuz. Sonra araba anahtarını arabanın bu kısma doğru sürüklüyorsunuz. Sonra buradaki elektrik çıkan kablo ile buradaki kutuya iki parmağınızla basılı tutuyorsunuz. Ve garaj açılıyor. Bu şekilde tavşan kurtulmuş oluyor. Tavşanı da bitirdik köpeğe geçelim. Zombi saldırısı diyor. İki parmağınızla koltuğa basılı tutup kapının önüne doğru sürüklüyorsunuz. Sonra da kapıya dokunuyorsunuz. Diğer kapıya. Koridorda zombilerin işgali altında diyor. Yine bir önceki sayfaya gidip sehpanın üzerindeki tornavidayı alıyorsunuz. Bunu 101 nolu sigortanın önüne doğru sürükliyorsunuz. Tamir olduktan sonra bir kavla çıkıyor. Bunu zombi tamamen yere düşene kadar bu zombiye basılı tutuyorsunuz. Sonra da asansöre basıyorsunuz. Burada kurtarma tam zamanında diyor. Bir önceki sayfaya gelip bizi önceki sayfaya da yani ilk ana sayfaya gelip Buradaki botları alıp alttaki kutuya sürüklüyorsunuz. Sonra daha deminki yere gelip bu botları ıı, köpeğe giydirip sonra da helikoptere bir kere dokunuyorsunuz. Burada kırmızı alandayken alttaki kurtarma butonuna bir kere basıyorsunuz. Sonra yukarıdaki bu basılması neredeyse imkansız olan ekran geldikten sonra helikopterdeki köpeğin kolunu aşağı doğru uzatıyorsunuz. Böylece köpek de kurtulmuş oluyor. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane hayvan vardı. Dediğim gibi ben bu videoyu çekerken şu an 3 tane var ama zamanla yenileri gelecektir. Zaten burada yeni seviyeler oluşturma aşamasında lütfen bekleyiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman bütün bulmaca oyunlarının olmasa bile en popüler bulmaca oyunlarının cevaplarını kelime oyunları YouTube kanalında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.